Herkese merhabalar. Şimdi geldik 16. haftaya. Bebeğinizin kasları, kemikleri ve sinir sistemi gelişmeye devam ediyor. Bebeğin kemikleri gelişiyor ama doğum için rahat bir safhaya hazırlayacak, size daha esnek yapıda olacak. Tırnakları uzuyor, deri yavaş yavaş kalınlaşıyor. Bebeğinizin 16. haftasında bebeğiniz şaşırma, üzülme, kaşını çatma, gülümseme gibi ve çeşitli yüz ifadelerini yapmaya devam eder. Merak etmeyin, bu onun gerçek duygusal tepkileri değil. Bunları istemsizce yapıyor. Minik deneme ve alıştırmaları da düşünebilirsiniz. Bebeğiniz eliyle kavrulma hareketleri yapabiliyor. Hatta ellerini birleştirip kenetleyebiliyor. Saç telleri kalınlaşmaya başlıyor. Bu haftada idrar yapımı başlıyor. İdrar olarak yapmaya devam ediyor. Ve bunu doğuma kadar devam ettiriyor. Kız bebeklerin bu hafta yumurtalarında yüz binlerce yumurta oluşuyor. 16 aylık bebek anne karnında minik ayaklarıyla tekneler atabiliyor. 16. kebelik haftasında gözleri ışığa karşı daha hassas hale geliyor. Kulakları duymaya başlıyor. 12. haftada, 12. 13. hafta gelişimi tamamlayan plasenta, bebeğin nefes almasını, beslenmesini ve diş kürtmesini sağlayan bir yapıdır. Bebeğin enfeksiyonlardan da korur. Bu organ çok hızlı çalışır ve enerji harcar. Bu sebeple plasentaya bol miktarda kan akışı olur. Fetüs büyüdükçe, ihtiyaçları arttıkça plasenta daha da kalınlaşır. 16. haftanın sonunda plasenta yaklaşık 1 cm kalınlığındadır. Diş tomurcuklarından bahsetmiştim. Onlara belirginleşmeye devam ediyor. Cinsiyet tamamen belli. Bebek hareketlerini artık hissediyorsunuz. Çok aktifte olarak hissedip onun sizinle beraber geliştiğini duyacaksınız. Peki anne de ne oluyor? Şu an rahminiz 230-250 gram civarında. Bu haftalarda üçlü test veya dörtlü test önerilebilir. Dörtlü test üçlü testten daha kapsamlıdır. İkili testinizde risk tespit edilmediyse doktorunuz belki bu testi de önermeyecektir. Bu testlerde yaşınız gibi faktörlerle birlikte bebeğin nörotik defekti, Down sendromu ve kromozomun herhangi bir sıkıntısı olup olmadığı da gözükecektir. Üçlü test veya dörtlü test riski teşkil etmez. Eğer bu testte eğer genetik bir sorun olabileceği riski tespit edilmişse doktor anne adayını amniyosentez gibi ek testler önerebilir. Burada dikkat etmenizi istediğim önemli şey, kilo alımınıza dikkat edin. Bu haftalar hep böyle şekerli yiyebileceğiniz, kilonuzu arttırabilecek şeyler. Her gün büyüyen karnınızda kendinizi güzel hissetmeyebilirsiniz ama yüzünüzde ve yüzünüzde dudaklarınızda oluşan dolgunluk, cildinizdeki parlama eşiniz ve çevreniz tarafından fark edilecektir. Her zamankinden daha güzel göreceğinizi söyleyeceğinize eminim. Rahiminiz bağırsaklarınıza yaptığı baskı, bağırsak kaslarının tembelleşmesini ve kabızlık sorununa neden olabilir hala. Bol su için, sabah 2 tane kayısı su için çok da sizi rahatlatacaktır diyorum. Kendinize iyi bakın. 17. haftada görüşmek dileğiyle.